Ekranlarından hepinize merhaba Derya Özel ile renkler başladı. Bugün yayınımızda çok tatlı konuklarım olacak. Hepsi biraz sonra Derya Özel ile renklerde. özel, çok zarif iki e, konuğum var efendim. Bunu da söylemem lazım. Bugün 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü. E, Türkiye'de kadınlara seçme ve seçilme hakkının verildiği gün. Buradan da bunu kutlamış olan bir kadın kanalı olarak biz de Dünya Kadın Hakları Günü'nü kutlayalım. İyi konuğum çok özel, çok zarif bir kadın. Özlem Güsar. hoş geldin. Merhabalar, hoş bulduk. <laughs> ne güzel bugün de burada olmak. Evet, Değil mi? Bir kadın kanalından böyle seçme ve seçilme hakkımızı 83 yıl oldu sanırım yanlış hatırlamıyorsam. Ve bugün burada bir kadın kanalında birlikte bir yayın yapıyor olmak çok güzel bir şey. Benim için de çok anlamlı, çok evet. anlamlı. Ee, valla şöyle şimdi biz lüks üzerine konuşacağız. Şimdi hangimiz sevmeyiz ki lüksü? Ama hani lüksünde bir tarihçesi vardır. Şimdiki lüks algımız daha çok arabalar, mücevherler işte e, pahalı e, ne bileyim çantalardır. Ama eskiden lüks nasıldı? Çok eskilerde lüks deyince insanların aklına geliyordu. O krallıklar için neydi, ne ifade ediyordu, şimdi bize ne ifade ediyor bir sorayım istedim. Aslında lüks e, insanoğlu var olduğundan beri var ve hayalleri insanın devam ettiği müddetçe de olacak bence. Hı hı. E, lüksün ilk başlangıcı aynen senin de söylediğin gibi der ya Krallar kraliyet aileleri ve aslında kutsal e, olan her yer. Kiliselerde çok fazla e, görüyoruz. Hı hı. Vatikan'da çok fazla görüyoruz. O ikonaların üstünün incilerle altınlarla kaplanması, duvarlar. Eskiden tabii ki e, lüksü algılamak çok daha kolay e, kendisi gelmeden mahiyeti geliyor kralların <laughs> e, kraliçelerin e, şu andaki günümüzde çok daha farklı zaman içinde tabii ki ekonominin de değişmesi imparatorlukların çökmesiyle daha üst sabakaya inmeye başlıyor lüks ve e, o zamana işte kişiye özel kıyafetler otomobiller e, mücevherler Bunlar antikalar lüks olarak algılanıyor. Ama günümüze baktığında tabii lüksün demokratikleşmesi diye bir kavramdan söz ediliyor. Lüksün demokratikleşmesi ne kadar mümkün ne kadar değil bence tartışılır bir şey. Çünkü lüksün DNA'sında işte kalite gibi, en iyi işçilik, en iyi ham madde, en iyi tasarımcı gibi birçok faktör var. Ve bunların bileşeninin ucuz olması çok Mümkündür. ulaşılabilir olması mümkün değil. Evet. Ee, yani demokratikleşmesi adı altına altında biraz DNA'sı da bozuluyor gibi geliyor Tabii. lüksün. Ona dikkat etmek lazım. Hani ama günümüzün lüksüne baktığınız zaman çok daha fazla insanlar almak yerine iki şeyi tercih ediyor. Hı. İlk bilen olmak. Hı. Bir tasarımcıyı ilk keşfeden, bir şefin restoranda ilk yemek yiyen bunlar yeni lüksler. Bir de deneyim. Yeni bir yeri deneyimlemek. Yani tabii ki aldığınız 8 marka çanta hiçbir zaman sizi ilki kadar mutlu etmiyor. Tabii. Yani doğanın kuralı gereği tabii. etmiyor. Ama 8 sefer Paris'e gitmek, farklı bir sergiyi görmek, farklı bir e, restoranda yemek yemek. Bunlar insanı her seferinde e, mutlu ediyor. Ve insanlar artık e, kendilerinin kıymetini daha Hı -hı. çok biliyorlar. Bu da Başkasına göstermek için lüks almak yerine kendi deneyimlemek, kendi hı hı. mutlu olmak için e, lüksü beraberinde getiriyor. O anlamda senin söylediğin gibi epi değişti e, bu dünyada. Ama şimdi bir de lüks, lüksle zarafet de karıştırılıyor. Evet. Her lüks olan zarif değil kanımca. Yani... Görüyoruz ortada <gülüyor> çok çok değil <laughs> mi? Yani tabii yani mesela bir a, Arap şeyhi için de lüks işte ne bileyim pırlantadan klozet yaptırmak <laughs> lüks evet ama zarif, zarif mi? mi? Değil. <laughs> ya şimdi peki senin zarif algın ne lüksteki? Yani benim zarif algım eee Gönlü olarak bakarsan aynada kendini görmek. Hmm. Hani başka birinin lukunu giydirilmiş, modaya uymak için moda kurbanı hmm. olmuş değil de kendini içinde iyi hissettiğin, özgüvende hissettiğin, evet. başkaları bakınca seni bir eee podyum mankeni değil de öncesinde seni gördükleri şey bence gerçek zarafet işte Audrey Hepburn. Ya ben birkaç sene önce e, Londra'da bir Kelly'nin sergisini gezdim. Kıyafetlere bakıyorum gerçekten sıradan gibi gözüküyorlar yani öyle ihtişam ihtişam evet. yok yanında Grace Kelly'nin o kıyafetle giymiş fotoğrafları var. bakıyorum efsane yani hayran oluyorsun çok net anlıyorsun ki o tip yerlere o tip sergilere gidince ya eski dönem fotoğraflarına hmm. bakınca hani kendi ruhunuzu koyduğunuz zaman lüks oluyor evet. yoksa ...hani konu mankeninden öte gidemiyorsunuz. Karakterin özdeşleşmesi lazım mı giydiği kıyafete? Tabii mutlaka. Yoksa beni baştan aşağı sırf neon renkler bu sene moda diye... <laughs> ...baştan aşağı neon yapsam ben kendimi hani sirk palyaçosu gibi falan hissederim. Rahat etmem için de. <laughs> Ve bana da uyan bir renk olmadığı için e, tam da dediğine geliyor burada mevzu. Ben rahat değilsem, ben Aynen. ben gibi hissetmiyorsam... ...zarafet de kalmıyor, lüks de kalmıyor aslında. Aynen. Bu arada bir şey söyleyelim e, ee, belki ilk duyacak birçok e, seyirci. Renkler. Ee, bu sabah e, Pantone Dünya Renk Birliği Hı. Pantone 2020'nin rengini açıkladı. E, klasik mavi. Yani, çok göreceğiz. Çok göreceğiz. Şimdiden hazır olalım. Bütün e, alışverişleri, hediyeleri ona göre alabiliriz bu arada. Klasik mavi 2020'de çok görülecek. Peki neye göre mesela belirleniyor bu pantone renkler? Şimdi tabii dünyanın <laughs> dört bir yanından gelen uzmanlar var hmm. e, bu konuda. Ama birazcık da insanların ruhsal ihtiyaçları da onu getiriyor. Hmm. Ee, hani daha önce bir somon rengi vardı, bir evet. e, mor vardı. Tabii. Biraz insanların ihtiyaçları da yapılan araştırmalar sonucu. Hmm. Hani kimse bir gün kalkıyor... Evet 2020'de <gülüyor> <gülüyor> bu olsun. <laughs> bu olsun demiyor. Ee, birçok kendi konusunda işte sosyologlar, psikologlar, modacılar, tasarımcılar bir araya gelip biz e, şeyler e, önümüzdeki e, dönemi öngören vizyonerler bir araya gelip bu renk trendlerini birlikte belirliyorlar. Hep merak ettiğim bir şeydir bu ya. Kim arkadaş seneye Bundan sonra şeffaf olacak her şey dese bu heyet kimdir bana bu heyeti bu hep bunu merak etmişimdir demek ki yani tek bir kişi değil baya bir sağlam Zaten şey var orada ekip var tabii yani. Tabii. Zaten trend dediğimiz şey insanların hadi şunu moda edelim dediği bir şey değil evet. öyle yaparlarsa tutmuyor gerçekten bir ihtiyaçtan gelip ortaya hmm. çıkıyor. Mavi renk mesela demek ki bu ara aydınlanmaya ihtiyacımız var. Hepimizin. Aynen, aynen. Değil mi? Mavi onu daha çok verir. İç, yani ama bu mavi. Şu özellikle. mavi. Evet, ben tesadüf giydim. Gerçekten tesadüf <laughs> giydim. Giydikten sonra öğrendim. Ee, ama tam şu mavi. Demek ki iç aydınlanmaya hepimizin böyle bir durdurup kendim içimize bakmaya ve Bakış açıyı değiştirmeye ihtiyacımız var. Ki demek mavi bu sene moda olmuş. Maviye bakmak her zaman çok dinlendirici evet, bir şey. Tabii. İnsanlar otur denize bakar ya çok dinlendirici bir şey. Herhalde bunun da sebebi var. Şimdi biraz mücevherden bahsedelim. <laughs> ya ben bu ara şeyi seviyorum. The Crown diye bir dizi var İngilizcesi. Kraliçe Elizabeth 2. Yani şu anda hala kraliçe olan Elizabeth'in hayatını anlatan bir dizi. Çok güzel bu arada. Tabii dizide ben mesela daha fazla taçları... Ee, görüyoruz evet ama ben daha fazla mesela ihtişam beklerdim benim beklediğim ihtişamdan daha az pırıltı görüyorum ee, izledin mi diziyi? İzliyorum. tabii ki hayranlıkla izliyorum evet. yani Yani mesela oradaki işte kraliyet taçlarının işte meşhur kulinin elmasının parçalarından yapıldığını bilirim ben ama orada daha çok onları görmek istiyorum sen nasıl buldun mesela diziyi ve kraliçenin şeyinden bahsedeyim biraz mücevherlerinden Kraliçenin mücevherleri zaten başka bir boyut. Aslında hiç çok 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 azı kraliçenin. Hmm. E, çoğunluğu kraliyetin. kraliyetin. Öyle çok net bir ayrım var. Hmm. Kraliçenin özel mücevherleri mesela bir devlet adamı bir kraliçeye hediye ederse o krali kraliyetin. Ha. Ama çok yakın belli bir çevre hediye ederse ancak e, kendisinin e, olabiliyor ve aile yadigarı olarak şey yapıyor. Diziyi ben çok beğeniyorum. E, muhtemelen kraliçeyi biraz daha Halktan bir göstermek için o şatafatı çok fazla vermediler diye tahmin ediyorum. <laughs> ben ben de öyle tahmin ediyorum ama kıyafetleri de güzel hakikaten güzel. Ee, senin yaptığın mücevher paylaşımları var tabii sosyal medyada. Evet. Bayılıyorum yani bir göz atmanızı çok isterim. Çünkü hikayeleriyle birlikte paylaşıyor ve ciddi tasarımcıların mücevherleri var orada. Ee, ve işte kuşlar efendime söyleyeyim kaplanlar ya da işte doğanın kendi e, ilham almış doğada ilham almış sanatçıların yaptığı şeyler var e, ne, ne hissediyorsun sen onları paylaşırken ve az önce içeride söyledi ben mücevher takmam dedi bunu takıyorum ama bunu e, nazar boncuğu gibi takıyorum <laughs> e, mücevher benim gerçekten çok uzun senelerde e, <laughs> ilgi ve bilgi konum haline geldi artık zamanla ve e, baktığında benim instagram hesabım çok mücevher ağırlıklı çünkü gerçekten dünya olarak ve ülke olarak çok kolay bir dönemden geçmiyoruz. Evet. Mücevherler her kadının e, sevdiği şeyler. Ama orada şu şöyle bir kriterim var. E, hemen hemen hiçbirimizin satın alamayacağı mücevherleri paylaşıyorum ki <gülüyor> 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 içimizde kalmıyor. İçimizde kalmıyor. Sadece hayvan hayvan sevediyoruz. Evet. E, orada şöyle bir şey var. Mücevher gerçekten arkasında çok hikayesi olan, hmm. çıkarılışından e, vitrine girene kadar çok e, zorlu bir e, proses. Ve insanlar bir konuyu ne kadar çok bilirse o kadar çok e, ilgileniyorlar. Mücevher takmak takmamak değil bu. Ama arkasındaki hmm. hikayeyi, tasarımcının hikayesini e, ya da o <laughs> aşkları çok efsane aşklar var. Tabii. Elizabeth Taylor, Richard Burton gibi Tabii. yani. Ben onun üstüne bile sırf konuşabiliyorum. O Tabii. kadar eğlenceli şeyler var. <laughs> ee, onları insanların bilmesi, taşları ayırt edebilmesi, işte Arnova ne, Ardeko ne, neden böyle hmm. e, ya da hangi taşlar neden o dönemde popüler bilmeleri beni mutlu ediyor. İnsanlar da sabah gözlerini açtıklarında e, benim Instagram hesabıma baktıklarında Falan yapıyorlar o yetiyor. <laughs> Şimdi sen mavi hani bu sene şey olacak mı trend rengimiz diye işte o zaman safirler gündeme gelecek safirler, demektir. Safirler, Tanzanitler Tanzanitler, onlar gündeme gelecek. Mücevher trendlerinden bahsedersek son zamanlarda e, kadının çok daha fazla iş dünyasına girmesi ve e, hayatın çok hızlanmasıyla birlikte hı hı. bizim... Nant trans, trans, transparan dediğimiz hmm. aldığı ışığı yansıtmayan mat taşlar çok moda onyx gibi, Aa. malahit gibi, kedi gözü gibi. Evet. evet mücevher takıyorsunuz ama ortalıkta da yılbaşı ağacı gibi gezmiyorsunuz. <laughs> evet. ee, o açıdan o taşlar mesela e, modası başladı gittikçe artacak. Ne güzel benim ya ben çok severim şimdi ben bir e, pırlanta uzmanı olarak pırlanta ayrı bir yerdedir ama ben bir o kadar da e, yarı değerli dediğimiz işte bu taşları e, bir de toplarım da yani hmm. işte e, obsidyen toplarım. Kendi ellerimle topladığımı bilirim obsidyeni. Adres veriyorum <laughs> e, Erzurum'dan Kars'a giderken oradaki Tendürek yanardağından kalan zaten o obsidyenin e, Oluşumu da lavlardan oluşan bir taştır. Tepe tepe obsidyenler var. ve kendi ellerimle topladım yani. <laughs> bir de onların enerjilerini de severim evet, taşların. Gelelim Augusto'ya. Şimdi lüks danışmanlığı nedir? Lüks marka danışmanlığı nedir? Senin yaptığın şey bu. Ama bunun gerçekten gelip bir danışmana ihtiyaç duymak için e, ne hissederek gelirler sana? Ben bu işe çok önceden başladım. Bir 15 sene falan oldu. O zaman Türkiye'de lüks diye bir şey pek yoktu açıkçası. Hı -hı. Herkes bana beyaz çıldırmışım gözüyle e, bakıyordu. <laughs> e, şimdi lüks markalar Türkiye'ye gelirken ya da herhangi bir ülkeye giderken eninde sonunda kendi marka kimliklerini bozmadan şey yapmak zorundalar. O ülkenin gerçeğine, Hı -hı. o ülkenin e, yapılacak o ülkede yapacakları konumlandırmaya, seçecekleri ürüne bile çok dikkat etmeleri lazım. Evet. Örnek veriyorum. Yine mücevherden vermek gerekirse bir Arap Yarımadası'nda satılacak hmm. mücevherle bir İskandinavya'da satılacak mücevher. Bambaşka. bambaşka iki dünya. Bambaşka. Ee, tamamıyla markaların burada nasıl konumlandıracağı, iletişim kanalları, müşteriyle olan hmm. ilişkileri, bulunacakları doğru nokta, stratejik e, olarak yol haritalarının çizilmesi aslında bunların hepsini kapsıyor benim işim bayağı aslında yani göründüğü kadar kolay ve aa tamam canım bunu da tamam bu Türk halkı bunu sever filan gibi değil bayağı bir strateji Tabii. oluşturarak gidilmesi gereken bir iş bu. Ee, biraz önce de konuştuk seninle. Herkes e, benim hayatım işte e, <gülüyor> <gülüyor> ya bu çok bunu bu herkes benim hayatımı böyle sabah 10 gibi kalkıyor. İşte manikürcüsü geliyor. Sonra arkadaşlarıyla öğle yemeğine gidiyor. Belki öğleden sonra ofise uğruyor. Ondan sonra da akşam için hazırlanmaya başlıyor zannediyor hiç öyle değil yani ben uyanık olduğum her an çalışıyorum gerçekten İşimi çok severek yapıyorum birincisi ikincisi de e, dışarıdan çok güzel bir iş onu da kabul ediyorum ama asla dışarıdan göründüğü gibi iki insan tanımakla iki marka bilmekle olacak bir iş değil. Değil tabii canım. Ama biz şeyi seviyoruz yani iki üç bir şey duyalım konuyla ilgili hemen bilgi sahibi oluyoruz evet. fikir sahibi oluyoruz şimdi e, iki üç şeyle belki fikir sahibi olabilirsin ama bilgi, bilgi sahibi başkan. olamazsın ama çok severiz konuşmayı yani o e, o yüzden seni çok iyi anlıyorum dediğim gibi ben 15 senedir lüks <laughs> sektördeyim kendimi genel olarak lüks danışman olarak konumlandırsam bile. İhtisas konum mücevher. Hmm. Yani bence insanın kendisini ve haddini bilmesi en önemli şey. Ben kalkıp e, lüksün otomobili konusunda bir mücevherde konuştuğum kadar konuşamam. Tabii. E, hani. O dengeler, ihtisaslaşma Türkiye'de bence en çok ihtiyaç duyulan şeylerden bir tanesi. Gerçekten öyle. Bir şeyin uzmanını aradığımız zaman işte bir elin parmaklarını geçmiyor. Belki o bile zor O bile zor yokmaz. bazı konularda. Peki Özlem Gülsar'ın kendi lüksü olmazsa olmaz dediği lüksü ne? Senin için lüks bu olmazsa hayatında olmaz diyeceğin ne var? Eee Spesifik bir şey olmak zorunda değil bu Yok, yani. Yok galiba hayvanlarım. <laughs> çok beni gerçekten çok mutlu ediyorlar. Yani hı hı. Doğa ve hayvanlardan e, tabi ailem, arkadaşlarım ona hiç var kabul ediyorum her zaman. <laughs> e, Onun haricinde galiba Doğa, hayvanların ve seyahat etmek benim için en büyük lüksler. Değil mi ya? İnsanın özgürlüğü bir kere o seyahat evet. edebilme doğayla e, buluşabilme büyük özgürlük herhalde. Kendi istediğini yapabilmek bence en büyük lüks. Ne güzel. Ama şey lüksüm yok diyorsun. Mücevher lüksüm. Öyle bir e, ilgi alanım. Yani Hiç şunu söyleyeyim. söyleyeyim. E, Kari'ye şükürler olsun ki çok genç yaştan beri bu işi yaptığım için hmm. galiba gözüm gönlüm doydu. Doydu. <gülüyor> <gülüyor> Öyle Diyorum oldu. ki dünyanın en büyük mücevher fuarlarını bile evet. sen pazarı gezermiş gibi gezebiliyorum. Evet. E, o nedenle hani... Tasarımlara hayvan olsam da asıl beni mücevherde özellikle etkileyen arkasındaki hikayeler. Değil mi? Onlar çünkü paha biçilemez hale getiren onlar. Ee, yani tabii senin mesleğin de çok e, özenilecek bir meslek evet. olduğu için. Evet. <laughs> Peki birilerini yetiştirmeyi düşünüyor musun? Ben mücevher bilgimi her zaman konuşarak aktarıyorum. İlgi duyan, ilgilenen. <laughs> Gerçekten çalışkan olan herkese e, her bildiğimi aktarmaya e, hazırım. E, zaten hani Instagram'dan hı hı. da küçük küçük evet. e, belli boyutlarda ya da konuşmacılık yaparak e, bunu elimden geldiğince e, aktarmaya çalışıyorum. Ama senin yaptı, yap, yaptığın şeyi de hadi gelin iki saatlik bir workshop yapalım ve siz de bir marka danışmalı Öyle bir şey mümkün değil. Hı. Bu iş tamamen tecrübe, emek ve yıllar istiyor zannediyorum. E, ben şunu söylüyorum. Çok şanslı bir işteyim çünkü yaşlanmanın avantaj olduğu bir <laughs> iş. Çünkü çok genç yaşta bütün bunları görmüş, algılamış, deneyimlemiş olmanız çok mümkün değil. Tabii. Ee, işte ne bileyim, bilgi etsin kızıysanız belki olur da yani. onun haricinde çok mümkün değil. O nedenle hani e, çok ciddi tecrübe evet. ve seneler gerekiyor. Çok teşekkür ederim Özlem. Hakikaten tüm zarafetinle geldiğinde güzel şeyler gözümüzü gönlümüzü açtım <laughs> bir kere konularla da öyle. Ee, i̇nşallah tekrar e, uzun uzun yine senin lüks konuşuruz. İnşallah. İlk yayının biz sonuna geldik bile. Çok teşekkür ederim. <laughs> Efendim kısacık bir aranın ardından Derya Özel'in renkler kaldığı yerden devam edecek.